Şimdi artık sliderlarımızı dinamikleştirmeye geldi sıra. Hemen NavicAD Premium'umuzu açalım. Açtıktan sonra hemen bir tane New Database diyerek yeni bir veri tabanı oluşturalım. Veri tabanımızın ismi Slider olsun. Charseti UTF-8 olsun. UTF-8 Unicode olacak. Collation'ı da UTF-8 General G olacak. Okey diyelim. Ve oluşturduğumuz veri tabanını açalım. Açtıktan sonra hemen bir yeni tablo oluşturalım. İlk önce bize bir slider ID gelsin. Tipi integer olsun. Ve auto increment olsun. Primary key olsun. Daha sonra slider başlık diyelim. Varchar olsun. 150 karaktere izin verelim. Başka ne olabilir? Slider açıklama olsun. Varchar olsun. 500 olsun. Başka bize neler gerekebilir? Slider'larımıza bir bakalım isterseniz. Başka hangi alanlar gerekebilir bize? Localhost diyelim ve slider diyelim. 3D'yi, akordiyonu, kopu, coin'i, full, mobile, mozaik, news, parallax, shutter, style ve tab vardı. Hemen hepsine hızlıca bir göz atalım. Burada sadece resimler var. Başka ne var burada bakalım. Başka herhangi bir şey yok. Burada sadece resimler var. Burada açıklama kısmı gelebilir buraya. Buraya başlık gelebilir. Ya, zaten yapmıştık. Başka burada neler olabilir? Burada da resimle birlikte caption alanı ve başlık veya açıklama kısmını koyabiliriz. Onu da yaptık. Burada yine resimde açıklama alanı, başlık alanı. Başka böyle farklı bir şey istiyor mu ona bakacağım. Bizim şu an yaptığımız alanlardan başka. Burada da yok herhangi bir şey. Burada da herhangi bir şey yok zaten. Mozaikte herhangi bir şey var mı? Yok. Sadece resim gelecek. Ben bunların hepsi için bir tane tablo oluşturacağım. Onun için bakıyorum. Burada ne olabilir? Başlık olabilir. Başlıktan sonra açıklama olabilir. Kategoriye gerek yok. Tarihe de gerek yok. Bunları yapmamıza gerek yok. Daha sonra siz tablolarınızı ekleyebilirsiniz. Başlık olacak, resim olacak, açıklama olacak. Bunda da tamam. Burada ne olacak? Burada da sadece resim olacak. Tamam. Burada da sadece resim olacak. Herhangi bir şeye gerek yok. Burada da başlıkla resim olması yeterli. Burada bakarsak burada da yine başlıkla resim olması veya açıklama olması yeterli. O zaman bizim şu anda yaptığımız alanlar burada yeterli ve sadece eklememiz gereken slider, resim, URL olacak ve varchar olacak. 255 karaktere izin verelim. Başka herhangi bir şey yapacağız mı burada? Buraya slider ekleme tarihi eklenebilir. Dediğim gibi bu news kısmında kategoriler vardı. Kategori eklenebilir. Şu an için onlara gerek yok. Biz hepsi için bir tane tablo oluşturduk. Hemen buna da diyelim slider diyelim ve kaydedelim. Kaydettikten sonra hemen gelelim Dreamweaver'a. Dreamweaver'da burada bakarsak herhangi bir sayfamızı açalım. Index.html'i açalım örneğin. Şimdi tab'ı da şöyle kapatalım. Bakarsak burada database kısmı yok. Hemen Window'a gelelim. Window'dan database diyelim. Burada database kısmımız çıksın. Tamam. Şimdi bizim dokümanımızın formatı HTML. Biz bunu PHP yapacağız. Şöyle bir şey yapalım. Hemen sitemizin analizindeyken new file diyelim ve buraya index.php diyelim. Bunu bir açalım. Açtıktan sonra buraya gelelim. MySQL Connection diyelim database sekmesinden. Connection name'imiz connection olsun yine. Server'ımız localhost. Localhost.
Kullanıcı ismim benim root, şifrem 1234. Ve database'imizi de buradan seçelim. Database'imizde yeni oluşturmuş olduğumuz slider veri tabanı ve OK diyelim. Şu anda projemize connection'ımız eklendi. Şimdi burada hemen 3D'ye gelelim. 3D'ye bu indeksi kapatalım artık. İndekse gelelim. Geldikten sonra bunu sağ tıklayalım ve save as diyerek aynı klasörün içine bakarsak 3D'nin içine index.php olarak bir kaydedelim. Ve kapatalım. Burayı refresh edersek index.php gelecek. Artık index.html'e gerek yok. index.php'yi açalım. F12 deyip testimizi bir yapalım. Bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Hemen bu dersteyken veri tabanına da 3 tane kayıt girelim. Örnek olması açısından hemen gelelim Navigate Premium'umuzu açalım. Açtıktan sonra server'ımızı çalıştıralım ve buradan Slider database'imizi açalım. Açtıktan sonra tablomuzu açalım. Buradan da form görünümüne geçip başlığımız ne olsun? Görsel TV olsun. Slider açıklama görsel TV ile slider eğitimi diyelim. Slider resim URL'e de 1.jpg diyelim. Ve bunu kaydedelim. Hemen bir tane daha kayıt ekleyelim. Buna ne diyelim? RC eğitim diyelim. RC eğitim. Slider açıklama RC eğitim ile slider yapmayı öğreniyoruz diyelim. Resmimizde 2.jpg olsun. Hemen bir kayıt daha ekleyelim. Buna ne diyelim? Şimdi bakarsak 2 3 şuraya gelelim. Bu da görsel anlatım TV diyelim. Buna da görsel anlatım TV slider eğitimi diyelim. Resmimizde 3.jpg olsun. Ve bunu save diyerek kaydedelim. Bir tane de resim olmayan bir alan girelim. Buna ne diyelim? Buna da tab panel diyelim. Açıklamaya deneme tab panel sadece içerik gelecek. Resim olmayacak diyelim. Resim olmayacak. Burada resim olmayacağı için resim URL'i boş bırakalım. Artık bir sonraki derste de burada ilk 3D slider'ımızı dinamikleştirerek devam edelim.